Çiftçinin kanalı Çiftçi TV ekranlarından mutlu günler diliyorum değerli izleyenler. Tabii ki bir tarla günü etkinliğiyle bir sahayla daha karşınızdayız. Hek Agro'nun misafiriyiz bugün ve buradaki tarla günü etkinliğine şahit oluyoruz efendim. Yanımızda Hayati Bey var. Merhabalar. Teşekkür ederim. Merhabalar. Hoş geldiniz. Şenliğiniz hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Bugün aslında çok mutlu olduğumuz, ne kadar haklı olduğumuz mücadelemizdeki bir nokta koyduğumuz andayız. O yönden keyifliyiz. Güzel sonuçlar çıkıyor. Şimdi birazdan da herhalde paylaşacağız onları. Kesinlikle. Ben de şenlik diye girdim. Çünkü gerçekten gördüğümüz kadarıyla oldukça memnunsunuz. Şimdi öncelikle biz neredeyiz, ne kadarlık bir alandayız onu aktaralım seyircimize. Sonra hangi işlemler uygulandı burada diye soracağım. Ya biz şu anda Karapınar'dayız. Karapınar'da Ayhan Çakar'ın mısır tarlasındayız. Danelik mısır çeşidi. Burada mutlu olmamızın sebebi de hani hep derler ki görsellik yanıltır, rakamlar noktayı koyar. Bugün rakamlar noktayı koydu. Dolayısıyla yaptığımız karşılaştırmalı hep sıvı gübre aplikatörü diyoruz. Yeni nesil bir uygulamadan bahsediyoruz. Yeni nesil gübrelerimizden bahsediyoruz. Bunların neticelerini burada ortaya koyduk. Yaptığımız neticelerde de çok güzel sonuçlar çıktı. Bunları da şimdi ayrı ayrı paylaşırız. Harikasınız. Şimdi tabii bir taraftan Hek Agro'yu herkes tanıyor. Yıllardır sektörün içerisindesiniz ve tabii ki yani Türkiye'nin her bölgesinde de varsınız değil mi? Evet. Sizden dinlemek daha güzel olacak, daha kıymetli. Hek Agro'yu şöyle kısaca belki bilmeyen izleyicilerimiz vardır diye tanıtalım mı? Olur. Aslında Hek Agro çok uzun yıllardır, 40 yıla varan süreçte Türk tarımına hizmet veren bir firma. Kurulduğu günden bu tarafa mottosu hep temiz hava, temiz su, temiz topraklar şeklinde bir mottomuz var. Burada asıl olan sadece ticaret değil, bunun dışında üreticilerimize faydalılık, işte gelecek nesillere su ve topraklarımızı daha sağlıklı bir şekilde bırakmak. Ve bu noktadan da şaşmadan düzgün bir şekilde gidiyoruz. İşte bu çalışmalar da aslında bunların örnekleri. İşte yüzlerce kilo gübre yerine 5-10 kilo gübreyle nasıl sonuçlar aldığını bu şekildeki yaptığımız çalışmalarla anlatmaya çalışıyoruz. Hek Agro da bu noktada bütün dünyayı takip ediyor. Yani Türk tarımına ne kadar faydalı olabiliriz? Dünyanın neresinde iyi bir tarım uygulaması varsa onu alıp ülkemize tanıtmaya çalışıyoruz. Tabii burada da öncülüğümüz yeni nesil gübreler olmakta. Biliyorsunuz yeni dönemde baktığımızda işte karbon ayak izi vesaire birçok şey gündeme geldi. Yeşil mutabakat. İşte bizim de burada sunduğumuz ürünlerin en büyük özelliği karbon ayak izi bırakmayan ürünler olması. Bu da özellikle üreticilerimizin ileride karşılaşacağı, ürettiği ürünün ne kadar doğaya karbon salınımı yaptığıyla ilgili sıkıntılar ortaya çıktığında bizim bu uygulamalarımızda bu tür problemlerle karşılaşmayacak. Yaptığımız çalışmayı özetleyecek olursak burada ne yaptık onu bir anlatayım. İşte burada üreticilerimizin yıllardır alışa geldiği uygulamalar var. İşte DAP 3.15 gibi toprağa tabana attığı gübreler yerine biz karşılığında işte bizim yeni nesil organik organomineral yapıdaki toprakta bağlanmayan her türlü toprak koşulunda çalışan işte structure, likit humus gibi ürünlerimizi damlamadan sıvı gübre aplikatörüyle toprağa verdik. Hı hı. Ekim esnasında. Çünkü bu ürünlerin en büyük özelliği tohum üzerine temas ettiğinde dahi tohuma bir zararı yok. İşte bizim alanımızda klasik manadaki ürünler dışında biz ne yaptık? Structure ve likit humus, 7 litre structure dekara, 1 litre likit humus, 5 litre de Nusper Enel uygulaması yaptık. Üreticimiz de kendi parseline taban gübresi olarak 30 kilo DAP uygulaması yaptı. Diğer üst uygulamaları tamamen aynı uygulamalar. Üreticimiz kendi yaptığı uygulamaları neyse her tarafı onu yaptı. İşte bugün kayıtları aldığımız biçimleri tarttık. Kayıtları aldık. Bizim tarafımızdan diğer tarafla kıyasladığımızda 230 kilo gibi bir fark aldık. Şimdi üreticilerimiz tabii hemen şunu soracak. Ya bu farkı aldınız ama maliyet ne? Çünkü hep sürekli karşılaştığımız bir durum bu. Biz burada yaklaşık 120 kilo masrafımız var ama üreticimizin cebine net giren maliyet anlamda taban gübrelerin maliyetini düştüğümüzde 110 kilo net mısır
hasat etmiş olduk ekstradan. Bu bir kazanç. Hı hı. Biz de bunu vurgulamaya çalışıyoruz. Yapmaya çalıştığımız da bu. Yani biz yaptığımız bu çalışmalarla karlılığımızı arttıramadığımız takdirde zaten yaptığımız işin bir esprisi kalmıyor. İşte bu uygulamaların da üreticinin cebine artan bir para kazandıracağını ortaya koymuş olduk. Hı hı. İşte yaptığımız çalışmalarla birlikte üreticimiz de memnun. Bizler de memnunuz. Bu süreci de yaygınlaştırıp anlatmaya devam edeceğiz. Yani aslında ekonomik krizlerde üreticinin ilk kaçtığı şey gübre oluyor. Gübre evet. maliyetinden dolayı ki. İlk kaçındığı şey o oluyor. Ama bir taraftan da diyorsunuz ki bakın böyle de bir çözümle birlikte siz gübre kullanımıyla ne yaparsınız? Kendi kazancınızı arttırabilirsiniz diyorsunuz. Bu da aslında üreticinin cebine bir kârdır. Ki zaten karlılık oldukça döner, sürdürülebilirliği kesinlikle. Bu şekilde sağlayabiliriz üretimde. Dolayısıyla çok güzel bir şey yapıyorsunuz. Bir yandan da artık her şeyin içine bir miktar teknoloji karıştı. Hı hı. Tarımda da 4.0'ları, 5.0'ları konuşuyoruz. Biz de Hekabro evet. olarak 5.0'ı temsil siz ediyoruz. Siz de 5.0'ı temsil ediyorsunuz. Harikasınız. Hı. Tarımda 5.0, Hekabro 5.0'da neler yapıyor? Az önce bir sıvı gübre aplikatörü dedik. Normal dediniz. Aslında şey? Aslında üreticinin klasik mibzerine monte edilen bir sistem. Üste bir sıvı tankı var ve bunlar ekim ayaklarına bağlanıyor ve biz toprak analizlerine göre dozajlarımızı ayarlıyoruz ve dekara diyoruz ki bu kadar bizim bu ayarladığımız gübrelerden düşsün. Dolayısıyla tohum ekimi yaparken aslında gübrelemeyi de yapmış oluyoruz. Taban gübrelemesi de yapmış oluyoruz. Bir taraftan da üreticimizi iki işçilikten de kurtarmış oluyoruz. Çünkü öbür türlü bir taban gübresi uygulaması yapacak. Sonra tekrar bir doğru. ekim yapacak vesaire. Biz bir takım sıkıntılar var. Ama burada siz hem ekimini yapıyorsunuz hem ekim yaparken de aynı zamanda bu aplikatörle gübreyi de tohum yatağına vermiş oluyorsunuz. Dolayısıyla gübre tohuma çok yakın düştüğü için bizim ürünlerin en büyük avantajı zaten aşındırıcı değil, fitotoksik değil. Hemen çimlenmeyle birlikte o gübreyi alıyor, verimlilik de oradan geliyor. Biz daha çok gereksiz gübre uygulaması yapıp toprağı da kirletmemiş oluyoruz. Bunun yanında toprağımıza da aslında mikroorganizmaların çalışması, faydalı mikroorganizmaların gelişmesi için de bir ortam sunmuş oluyoruz. Bu da başarımızı tetikliyor ve geliştiriyor. Şu mentaliteyi de bir aşmamız gerekiyor artık galiba. Ne kadar fazla uygularsam o kadar benim için kârdır. Öyle değil halbuki siz az önce bahsettiniz. Yani çok daha düşük dozajlarla birlikte daha güzel sonuçlar almak mümkün. Yani aslında biz ne kadar attığımızdan çok içeriğine bakmamız lazım değil mi gübrenin? Şimdi şu var, bizim bir kere topraktan başlamamız gerekiyor. Yani çünkü bölgelerde her türlü toprak tipinde topraklar var. Yani içerik olarak söylüyorum. Dolayısıyla bizim bu içerikleri analizlerle tespit ettikten sonra üzerine ekim yapacağımız ürüne göre neyi ne zaman vereceğimizin bir programını çıkarıyoruz. Burada da yapmaya çalıştığımız o. Bitkinin ihtiyacı olanı veriyoruz. Çünkü fazla verdiğiniz gübre size geri dönecek gibi bir algı olabilir. Evet, evet. Öyle bir şey söz konusu değil. Aksine zarar da verir. Hı. Yani siz daha çok verirsiniz ama bakarsınız veriminiz geri gidiyor. Bunlar da zaten son 20 yıldır, 30 yıldır yaşadığımız sorunlar da bunlar. Kimyasal gübre yoğunluğu yoğun şekilde kullanıldıkça toprak yapısındaki tuzlulaşma, çoraklaşma, toprağın yapısının sertleşmesi, geçirgenliğinin azalması gibi birçok sorunla karşı karşıya kalıyoruz. İşte bizim de bu yaptığımız çalışmalarda bitkinin ihtiyacı kadar olanı ve alınabilir olanı toprağa verelim. Bitkimiz onu bağlanmayan o gübreyi rahatlıkla alsın ve gördüğümüz gibi de sonuçlar zaten pozitif olarak yansıyor. Harika. Bu bilgiyi verdiğimiz iyi oldu. Çünkü gübreyle ilgili gerçekten yanlışlıklar da mevcut baktığımızda onlardan bir tanesi de ne kadar fazla atarsam o kadar etki alırım şekilde bir yanılgıydı değil. Kesinlikle. Bir şeye daha değinmek istiyorum. Mesela biz sezon içinde tarla bitkisi olsun, bahçe bitkisi olsun fark etmiyor. Oradan da yaprak analizleriyle zaten bu süreci takip ediyoruz. Sonuçta yapılan doğru bir analiz sizin gereksiz gübre vermenizi de önüne geçecek. Bu sizin karlılığınızı daha da arttıracak. Yani üreticimize bu bilinci aşılamaya çalışıyoruz. Siz her zaman üreticinin yanındasınız. Bir kesinlikle. Sorun olduğu takdirde de müdahale edesiniz. Yani biz birçok üreticimiz şahit olacaktır.
bizimle beraber yürüyen, hareket eden üreticilerimize toprak analizlerinde yardımcı oluyoruz. Yaprak analizlerinde yardımcı oluyoruz. Hiçbir ücret talep etmeden. Yeter ki doğru uygulamaları yapsın, doğru sonuçlar alsın, mutlu olsun. Sonuçta yaptığımız işin neticesinde hepimiz için bir kazanç söz konusu. Kesinlikle öyle. Çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı son olarak? Bizi izlemeye devam edin diyorum. Hekavro olarak en doğruları en iyi şekilde üreticilerimize en hızlı şekilde ulaştırmaya çalışacağız. Takip etsinler. Bir de müjdeniz vardı. Onu da tekrar hatırlatmış olalım. Bir fabrikada söz konusu. Evet. Hemen ona da değinelim sözü gelmişken. Şöyle dünyanın en iyi firmalarından biri olan Nutrien Aktagro artık 2025 yılında Türkiye'de kurduğumuz fabrikada üretilmeye başlayacak. Yani dünya devini Türkiye'ye getirmek çok zor bir işti ama şirketimizin CEO'su Enis Hekimoğlu bunu başardı. Aksi takdirde başka bir ülkede bu fabrika kurulacaktı. Ülke ekonomisinde de böyle bir fabrika kazandırma aşamasındayız. Tabii ki temel bakışımızda dediğim gibi daha ekonomik ürünleri üreticilerimize ulaştırmak, onların karlılığını her zaman maksimize etmek. Şahanesiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum İlgiz'e. Sağ olun. Hoş geldiniz. Evet, değerli izleyenler, HEK Agro Teknik Müdürü Sayın Hayati Aslan'la birlikteydik. Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Evet, programımız tüm hızıyla ve tabii ki Tarla Günü etkinliğiyle devam ediyor efendim. En çok önemsediğimiz nedir? Aslında bayi görüşleridir. Bu anlamda hemen HEK Agro'nun bir bayisiyle birlikteyiz. Öncelikle merhabalar efendim. Merhabalar efendim. Şöyle sizi tanıyalım mı ilk olarak? İsmim Murat Albayrak. Çetin Tarım ve Hayvancılık Şirketi'nin ortaklarından biriyim. Burada Zet Tarım ailesiyle birlikte, ortaklığımızla birlikte burada çiftçilerimize ürünlerimizi anlatıyoruz. Ürünlerimizi geliştiriyoruz. Burada denemeler kuruyoruz. Ve birçok çiftimizde Karapınar bölgesinde satışlarımız mevcuttur. Şahane. Konya Karapınar'dasınız ve burada çiftçiyle yakın temas halindesiniz. Evet. Zaten girişte de söyledim. Görüşleriniz bizim için çok kıymetli. Çünkü bir firmayı orada temsil eden bayilerdir. Aynen. Dolayısıyla çiftçiyi de iyi tanırsınız. Firmayı da iyi tanırsınız. Evet. Bölge çiftçisine baktığımızda HEK Agro ne kadar hakim burada? Ne düşünüyorsunuz? Ben şöyle anlatayım. HEK Agro aslında şu anda Karapınar Karakışla mahallesindeyiz. Karakışla mahallesinde yaklaşık 5-6 yıldır HEK Agro ciddi manada kullanılmaya başladı. Biz de burada denemelerimizi yaptıktan sonra ürünleri farklı ürünleri deneye burada birçok ürünün Karakışla'daki çiftçilerimize ulaştırdık. Onlar da gayet memnunlar. Uzun yıllardır kullanıyorlar ve çok da memnunlar yani. Harika. Şimdi burada yeni de bir deneme sahamız var aslında. Evet, evet. İlk olarak uygulandı. Sonuçları da güzel gibi gözüküyor baktığımızda. Evet. Güzel bir verimlilik de taşıyor. HEK Agro'nun ürünleriyle birlikte çiftçi cebine kar sağlıyor aslında. Aynen. Şunu da sormak istiyorum. En çok merak edilen ürünü nedir HEK Agro'nun? En çok merak edilen ürünü fosforu. Black Boss ürünü. Gerçekten çok güzel bir ürün. Bitkiye direkt temas ediyor. Karşılığını anında aldığımız bir ürün. Çok memnunuz. Çiftçilerimiz de çok memnun. İnşallah bunun üstüne dediğim gibi denemelerle birlikte daha da kendimizi geliştireceğiz inşallah. Şimdi bir taraftan da teknolojiyi hep konuşuyoruz. Evet. HEK Agro'da zaten hem dünya içinde, dünyanın geleceği içinde teknolojik gelişmeleri de kendi içerisine katıyor. Evet. Bu anlamda çalışmaları devam ediyor. Peki teknolojik yeniliğe Konya halkı bu bölgeye ne kadar açık Karapınar? Şimdi şöyle söyleyeyim. Karapınar toprakları biraz yetersiz kalıyor tarımda. O yüzden bitki beslemenin en üst seviye uygulandığı topraklar aslında Karapınar bölgesi. Çünkü kireçli bir toprağımız var. Çok ürün atıyoruz açık konuşmak gerekirse. Ama doğru ürünü bulmaya çalışıyoruz. Biz doğru ürünü HEK Agro'da bulduk işinin gerçeğini konuşmak gerekirse. Çiftçilerimiz şöyle. Mesela diğer bölgelerde birkaç ürünle atar geçer. Ama bizde öyle değil. Büyümesinden en son olgunluğa erişinceye kadar kısım kısım haftalık takiplerle çiftçilerimiz gayet bilinçli o konuda. Gerçekten Karapınar çiftçisi çok önder bir çiftçi. Aslında diğer bölgelerdeki çiftçilikle uğraşan kişilerin biz Karapınar'a gelmesini özellikle istiyoruz. Hı-hı. Bu bölgeleri, toprakları görmesini, buradaki bir ürünle bir çocuk gibi ilgilenildiğini göstermek istiyoruz aslında. Yani bir çocuk gibi ilgileniyorlar ve bölge çiftçinin bilincinden de yine bahsediyoruz aslında. Mısır konuşuyoruz ama başka hangi
hangi ürünler yaygın Karapınar'da? Karapınar'da İç Anadolu zaten bölgesi. Buğday, arpa, patates, şeker pancarı, domates. Ürün çeşitlerimiz aslında çok. Bayağı bir ürün çeşitlerimiz var, evet. Yani. Ben bu tarladan biraz bahsetmek istiyorum. Bunun öncesinde, bu mısır ekiminden önce burada arpa ekiliydi. Çiftçimiz hayvancılıkla uğraştığı için arpayı silaja biçti. 24 Mayıs tarihinde de biz buradaki deneme ekimini burada uygulattık. Yani bu aynen. Çiftçilerimiz bilirdir. Arpadan sonra, arpa hasadından sonra mısır gelişimi biraz çok zor olur. Çok güzel. Evet. O zaman zor bir saha seçtiniz, evet, ve evet, bunun için. Evet. Yine de güzel sonuçlar alabiliyorsak demek ki bizim gerçekten ürünümüz güzel. Yani dediğimiz gibi ürünümüzden öncesinden hem çiftçimiz memnun, hem biz bayiler memnunuz. Sahaya çıktığımızda artık Hekakro ürünlerini, Black Boss, Black Mass, Black Art, Boost gibi ürünlerini çok rahatlıkla çiftçilerimize satıyoruz. Çok güzel, şahane. Aslında ürünün arkasında durmak da, evet, bir güvenilirliktir. Yani çiftçi nezdinde bir güvenilirliktir. Tabii. Yani bir sorun olduğunda orada müdahaleyi de yaparsınız diye düşünüyorum bayi olarak. Ne kadar hizmetiniz oluyor satış sonrasında? Satış sonrasında şöyle, mühendislerimiz var. Ben burada özellikle ortağım, ziraat mühendisi Ahmet Çetin'e teşekkür ediyorum. Ayrıca Z ailesinden İhsan Dantışmet Bey'e çok teşekkürlerimi sunuyorum. Bölge müdürümüz Okan Bey'e teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi şöyle, satış yaptıktan sonra tabii ki iş bitmiyor. Evet. İşin en sıkıntılı süreci başlıyor. Ondan sonra haftalık takiplerimiz oluyor. Kesinlikle bir tarlayı her hafta takip etmezsen, özellikle Karapınar bölgesinde ya hastalıkla hastalık geliyor. Başka ektikten sonra don oluyor. Ondan sonra büyüttükten sonra işte eksiğine göre demir mi eksik, potasyum mu eksik, fosfor mu eksik? Ona göre uygulamalar tek tek haftalık periyotlarda yapıyoruz. Biçimde de güzel sonuçlar aldıktan sonra da işte gördüğünüz gibi şu an olduğu gibi mutluyuz yani. Çok güzel, mutluluğunuz daim olsun. Teşekkür ediyorum. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıydı? Son olarak eklemek istediğim, dediğim gibi Hekakro ailesine, Zet ailesine, kendi şirketimin Çetin Tarım'daki ortaklarıma herkese çok teşekkür ediyorum. Çiftçilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Bizler de teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. Evet değerli izleyenler, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Bir taraftan da hasat da devam ediyor. Arkada sesleri de illaki duyuyorsunuzdur. Tabii hasat heyecanı da bizim içerimizde devam ediyor bir taraftan. Hemen kıymetli bir konuğumuz var. Ona dönüyorum. Öncelikle merhaba İhsan Bey, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim Aybük Hanım. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Hasat heyecanı devam ediyor dedik bir taraftan. Evet. Nasıl, sonuçlardan memnun gibi misiniz? İlk aldığımız verilere göre şu anda sonuçlardan çok memnunuz. Dekar verimlerinden %10-12'lik bir fark aldık. Tam kilogram vermek gerekirse 232 kilogram dekarda fazla bir verim aldık. Çok güzel. Özellikle bu bölge için avantajlı bir rakamdan bahsettiğimizi, evet, söyleyebiliriz. Evet, kesinlikle. Zaten Hekagro Solutions'ın uzun yıllardır bu proje hakkında çalışmaları devam ediyordu. Bizim için de, özellikle Konya Karapınar çiftçisi için de merakla beklenen bir sonuçtu. Harika. Şimdi bir taraftan da siz İzzet Tarım Yönetim Kurulu Başkanısınız. Şöyle sizi de yakinen tanımak isterim ve İzzet Tarım'ı da. Aynen, teşekkür ederim. İsmim İhsan Danışment. İzzet Tarım AŞ Yönetim Kurulu Başkanıyım. 3 yıldır Hekagro Solutions İç Anadolu Bölge Distribütörlüğü yapmaktayız. Genellikle İç Anadolu bölgesinin tüm illerinde aktif bir halde çalışan bir toptancıyız. 3 senedir Hekagro ile birlikte, evet, çalışıyorsunuz. Peki tercih sebebiniz neydi bu konuda? Nasıl buluştunuz? Tercih sebebimiz, şirketi kurduğumuzda tabii ki iyi ithal ürün arayışına girdik biz ilk başta. Seçenekler arasında baktığımızda memnuniyetin had safhada olduğu, personellerinin ve firmanın pazarlama gücünün en yüksek olduğu firma Hekagro'ydu. O yüzden yollar kesişti, anlaştık. Ve şu anda 3 yıldır artan bir ivmeyle çalışıyoruz. Çünkü önemli bir şey gibi görüyorum. Çünkü firmayı temsil ediyorsunuz. Firma nezdinde de önemli o taraftan bakıldığında. Hani birbirinizi tanıyor olmanız ve iletişiminizin kuvvetli olması gerekiyor gibi bir gözlemim var ama. Tabii ki %100 katılıyorum. Ticarette zaten bu doğru frekansı yakalayamazsak ticari ilişkilerde çok süreklilik ve kararlılık olmuyor. Bu açıdan da Hekagro ekibine, başta yönetim kurulu başkanı Enes Hekimoğlu Bey'e, daha sonra da teknik müdürümüz Hayati Bey'e, İç Anadolu bölgemiz Okan Bey'e, Ferhat Bey'e ayrı ayrı teşekkürü bir borç bilirim. Biraz da bölgeden konuşalım istiyorum. Bölge çiftçisinin genel durumundan ve aynı zamanda Hekagro ile olan ilişkisinden bahsedelim. Bu anlamda nasıl buluyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle,
konuya gireyim. Şu anda Konya'nın Karapınar ilçesinin Karakışla köyündeyiz. Karakışla köyü Ayhan Çakır Bey'in arazisindeyiz. Karakışla köyü önder bir köydür diğer köylere göre. Her zaman yenilikçi, geleceğe dair yatırımları iyi olan çiftçilerden oluşur. Karapınar zaten çok önemli bir bölge Konya tarımında. Büyük bir alana sahip. Çiftçisinin tamamı diğer bölgelere göre daha bilinçli. Tüketimi düzgün yapar, doğru ürünü, doğru mühendisi ve doğru hizmeti alır. Bu açıdan gelecekte Karapınar'ın önemi daha da artacaktır. Biraz daha bilinçli çiftçiyi burada görüyoruz diyorsunuz. Doğru. Yani teknolojiyi de takip ediyorlar, neyin ne olduğunun farkındalar. Aslında biz yine burada akıllı tarım ve bilinçli tarım kavramını da tartışıyoruz çoğunlukla. Çok önemli çünkü çiftçi neyi, ne zaman, nasıl ekeceğini bildiği takdirde daha iyi verim alıyor. Bu anlamda acaba yetkili kişileri yeterince dinliyorlar mı, uyuyorlar mı? Yani illaki bir kısım dinlemiyor. Yani atadan babadan gelen alışkanlıkları çok kıramıyoruz. Çok uğraşıyoruz sahada arazide anlatırken ama genç arkadaşlarda, genç çiftçilerde gerçekten umut var. Kimse karamsar düşünmesin. Çok araştırıyorlar, çok okuyorlar, deniyorlar, görüyorlar. Biz de ziraat mühendisleri olarak sahada onlara destek veriyoruz. Yani bizim için de çok önemli bu. Çünkü gelecek nesillerde bu arkadaşlar tarlaları devralacaklar. Sonuçta milli servet topraklarımız, onların yatırımları doğru ilerliyor şu anda. Evet. Peki Hekagro ürünlerinin bölgede yaygınlığını konuşmak gerekirse ne diyebilirsiniz? Ne kadar tanınıyor? Şöyle söyleyeyim. Hekagro 20 yıldır aslında İç Anadolu bölgesinde var. Şimdi zamanla şekil alan bir firma. 2000'li yılların başlarında farklı bir ürün gamıyla ilerlerken daha sonra 2005 yılından sonra Amerika'nın en üst düzey alanında uzman ürünlerini Türkiye'ye getirip Orta Doğu'da pazarlayan bir firma. İç Anadolu'ya gelince İç Anadolu'daki mahallede 10-15 yıldır var. Biz de 3 yıldır Nutripite Black Phos ve Black Max ürünlerini çok ciddi manada çalışmasını yaptık. Memnuniyet hat safhada olduğu için artan bir ivmeyle memnuniyet var. Çiftçi en çok size hangi taleplerle, hangi sorularla geliyor? Onu da merak ediyorum ayrıca. Aslında şöyle, Hekagro'nun genelde ithal fosforu ve ithal humik asitini çok soruyorlar bize genelde. Zaten şu anki burada bulunma amacımız da tarlada kullanılmış olan fosforlu DAP gübresinin yerine Nutripite Black Phos ve Black Max ürünlerini sonuçlarını almaya geldik. Nitekim aldığımız sonuç da bizi mutlu etti. En çok o tarz sorular geliyor genelde. Bu ürünün peki farkı nedir? Biraz irdeleyelim ki izleyicilerimiz de merak ediyordur. Hani sonucunu güzel alıyoruz gibi görüyoruz ama farkı nedir diğerlerinden? Farkı şu, aslında ikiye ayırırsak Nutripite Black Phos tepkimeli karbon teknolojisi içeren bir fosfor. Yani toprakta kullanılmayan hiçbir kısmı yok Nutripite Black Phos'un. Black Max'a gelirsek Black Max'taki karbon enerjisi yaklaşık 20 litresindeki karbon enerjisi 3 ton hayvan gübresine eşit bir gübreden bahsediyoruz. Onda da organik asit teknolojisi var. Organik asit de toprakta aslında dedik yani yeni nesil çiftçiler yerini alacak diye. 20 yıl sonrasını düşünüyorsak bu tarz ürünlerle toprağımızı yaşlandırmadan gelecek nesiller aktarabilmemiz lazım. Şunu mu anlamalıyız? Toprağı ıslah ediyorsunuz bir evet, nevi. Evet, aynen öyle. Harika. Yani toprağı kendi özüne döndürmeye çalışıyorsunuz. Tabii ki. Toprağa zarar vermeden, yormadan alabileceğimiz maksimum verimi bu ürünler sayesinde alıyoruz. Yani aslında burada çiftçi için cebine bir ekonomik kazanç da sağlıyorsunuz. Aynen. Bugün gördüğümüzde o zaten Aybüke Hanım. Şimdi 232 kilogram bir fark aldık. Bizim yaklaşık 110-120 kilogramlık bir çiftçiden aldığımız bir şey var. Ek gelir gider var. Çiftçi bu 110-120 kilogramı harcıyor ama karşılığında 232 kilogram alıyor. Yani 110 kilogram kadar cebinde para bırakıyoruz biz çiftçinin. Hem de yani katı gübrenin ister istemez bir yorgunluğu oluyor. Taşıması zor, uygulaması zor. Sıvı gübrede öyle bir şey yok. Daha kolay bir uygulaması var. Sıvı gübreyi konuşalım o halde. Sanki daha katı gübre daha yaygın baktığımızda. Sıvı gübrenin avantajı nedir? Sıvı gübre nasıl kullanılır? Sıvı gübreyi kullanırken özellikle şuna dikkat etsinler diyebileceğiniz bir şey var mı? Aybüke Hanım şimdi şöyle, katı gübre yaklaşık 50-60 yıldır ülkemizde kullanılıyor. Topraklarımıza atılıyor. Katı gübreleri bir arada tutan şey kireç tabakası gibi görebiliriz aslında. Toprakta tamamı kaybolmuyor, uçmuyor. Toprakta bir kısım kireç kalıyor. Bu da işte tuzluluk değerini, organik maddeyi, her şeyi etkiliyor. Bu da ister istemez birike 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 toprağın verimliliğini düşürüyor.
Ama sıvı gübrelerde hem yapraktan hem damlamadan hem de bu Hekagro Solutions'ın yeni nesil sıvı taban gübresi uygulama aparatıyla birlikte kullanıldığında toprakta hiçbir şekilde zarar vermeden gelecek nesillere sağlıklı toprak aktarabilmeyi hedefliyor zaten. Peki şunu da merak ettim. Şimdi gelecek nesillere sağlıklı toprak hediye edeceğiz aslında. Evet. Çünkü olması gereken bu. Evet. Onlar da sonra bize bakıp da bunlar ne yapmışlar, bu topraklarına hiç bakmamışlar demesinler. Yani çocuklarımıza, torunlarımıza güzel bir gelecek bırakalım istiyoruz. Çünkü sağlıkla da doğrudan ilintili bir şey. Kesinlikle baktığınızda katılır. Yaptığınız iş. Dolayısıyla aslında burada dikkat edilmesi gereken noktalara baktık. Şunu sormak istiyorum. Ne kadar senede toprak kendini üstünü toparlar? Yani bu uygulamaları biz kaç yılda yaparsak toprağımızı iyi seviyeye getiririz. Şimdi Aybüke Hanım, bu toprak yapısına göre değişir. Kimi toprakta 3 yılda çok güzel neticeler alırız, kimi toprakta ilk yılında alırız. Şimdi kararlılık çok önemli. Bahsettiğim şey bu. 50 yıldır sürekli katı gübre kullanılan bir toprakta 1 yılda çok ciddi manada düzeltmeler yapamayız. Ama bunu en az bir 3 yıl uygularsak 3 yılın neticesinde alacağımız sonuçlar çok farklı olur. O zaman gerçekçi olmak da üreticiye avantaj sağlayacak. Tabii, kesinlikle. Yani bu da gerçekçi olsunlar. Tabii. İlk seneden yani olağanüstü bir fark beklemesinler. Evet. Ama yıllar içerisinde çok daha iyi seviyeye gelecek hem toprak yapımız hem de tabii ki verimliliğimiz diyorsunuz. Biz bugün 24 Mayıs'ta çıktığımız yolculukta şu anda 4 Ekim itibariyle hasat yapıyoruz. Bu süreçte toprağımıza verebildiğimiz 232 kilogram fark. Bu bile çiftçimiz için gayet güzel bir fark. Fakat bunun daha ötesini neden hedeflemeyelim? Gelecek yıl neden 400 kilogram fark almayalım? Ertesi yıl neden 500 kilogram fark almayalım? Demek istediğim o. Evet, harika. Yani her sene üzerine koya koya. Kesinlikle, neden ilerlemeyelim ki bunun için de çözümler sunuyorsunuz aslında. Çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben en son şunu da eklemek istiyorum. Şimdi Avrupa'yı biliyorsunuz, yeşil mutabakat denen bir prosedür var artık. Bizim ülkemizin de artık yavaş yavaş bu kurallara uyması gerekiyor. Yani eski tip düşünce yapısından çıkıp yeniliklere açık olmamız gerekiyor. Bu konuda Hekagro Solutions ve biz Z olarak, ekibimiz olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Ve Konya'dasınız, buradasınız. Evet, Konya merkezdeyiz. Merkezdesiniz. Karapınar'da Çetin Tarım'la çalışmaktayız. Bir telefonla bize ulaşabilirler. Harika, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Sağ olun. Çiftçi TV ekibi olarak bugün Hekagro'nun düzenlediği Tarla Günü etkinliğindeydik değerli izleyenler. Aslında arsa olarak, arazi olarak gerçekten zor bir yerde, zor bir deneme gerçekleştirdiler. Çünkü çok önemliydi buradan alınacak verim. İlk deneme sahasıydı ve sonuçları da gayet memnun ediciydi, tatmin ediciydi. Başka tarla günlerinde yeniden sahalarda sizlerle oluncaya dek hoşça kalın efendim.